Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Hakan Fidan'a yollanan ifşa mesajı. Barış Terkoğlu. 27 Haziran 2024 Perşembe. Meyveler çürümeden önce ağaçlar çoktan çürümüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın pazartesi günkü röportajını dinliyorum istihbarat ile diplomasinin akrabalığını anlatıyor. Tam o sırada önümde bir dosya var. Fidan'a bir e-posta ile yollanmış. Üstelik eski bir diplomat tarafından. Merakla açıyorum. Adı Mehmet Fidan. 37 yıl dışişlerinde çalışmış. 2022'de emekli olmuş. Eşi Güler Fidan ise halen kurumda. Türkiye onu gri pasaport skandalıyla tanıdı. Hatırlayın, Malatya Yeşilyurt'ta belediye etkinliği için alınan hizmet pasaportlarıyla Almanya'ya giden 45 kişiden 43'ü iltica etmiş, skandal, gündemi aylarca meşgul etmişti. İşte o günlerde basında, skandalı ortaya çıkaran Hanover Başkonsolosluğu çalışanları, Mehmet ve Güler Fidan'ın cezalandırıldığı, iki ismin bu nedenle merkeze çekildiği haberleri yer aldı. Dışişleri Bakanlığı ise, merkeze çekilmelerinin skandalla ilgili olmadığını söyledi. Ancak ayrıntıları duyuran Mehmet Fidan hakkında sosyal medyadaki iddialarının Alman basınında yer alması, başkonsolosluğun ve devletin diğer kurumlarının insan kaçakçılığına göz yumduğu şeklinde algı yaratmasına neden olduğu gerekçesiyle memuriyetten çıkarma cezası verildi. Fidan, mahkemeye başvurarak bu kararı iptal ettirdi, emekli oldu. Ancak eşyalarının konsolosluğun kapısına bırakılması nedenli sitemleriyle hafızalara kazındı. Bakanlığa göre geçimsiz, uyumsuz, kurallara uymayan biriydi. Ona göre ise başına gelenlerin sebebi, bazı ödeneklerin kötüye kullanılmasından usulsüz işlere kadar olumsuzluklara sessiz kalmamasıydı. Mehmet Fidan, tuhaflıkları kurumlara bildirmeye devam etmiş. Hakan Fidan'a resmi kayıtlara geçirilmiş ve not düşülmüş olsun diye yazdığı e-posta işte buymuş. Dışişlerine açtığı dava sebebiyle bakanlıkta olan biteni haber veriyormuş. Eski Hanover Muavin Konsolosu Fidan, Başkonsolosluğun bilgisayarlarında kendisinden sonra usulsüz işler yapıldığını iddia ediyor. Pek çok vatandaşın ve memurun kişisel verileri, başta Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ele geçirilip yayıldı. Anlattığına göre dış işlerinde halen illegal vize işleri yapılıyormuş. ÜKA adlı bir hariciye memurunun Konakri Büyükelçiliğinde görevliyken, illegal vize işlemleri yürütmüş olup emekliliğe sevk edildikten sonra, tekrar Afrika'ya dönüp aynı işleri yürütmeye devam edeceğini, iş bu dilekçem ile ihbar ediyorum. Ük, Kin'in işlerinden Büyükelçilik Müsteşarı ile Büyükelçinin de haberinin olduğunu kanıtlayan ses kayıtlarının bulunduğunu da ihbar ediyorum. Kurum içinde pek çok suç işlenmektedir. Söylediğine göre kendisi gibi kimi memurlar baskıya maruz bırakılıyormuş. Hukuka bağlı memurlara sürekli psikolojik eziyet ve işkence yapılmaktadır. Namuslu memurlar kötü gösterilip namussuzlar, hukuksuz çevrimlerle ve koordineli yaklaşımlarla korunmaktadır. FETÖ ile iltisaklı olduğuna dair hakkında ihbar bulunan kimi isimlere inceleme yapılmadan dosyası kapatılıyormuş. Dış işlerinde halen faaliyette olan bir yapılanma olduğunu da iddia etmiş. Kurum içinde illegal örgütsel bağlar içindeki bir yapı ya da birbirleriyle kanunsuzca işbirliği yapan bir klik veya kişiler tarafından gayri nizami eylemler korunmakta. Suç teşkil eden işler yapan memurlar himaye edilmekte. Bu memurların yalan beyan ve iftiralarına derhal itibar edilerek, Yargısız infaz şeklinde yasaya aykırı soruşturmalar açılmaktadır. I. Aradığım Mehmet Fidan, yolladığı e-postayı ve içeriğini doğruladı. İstihbarat kökenli bir dışişleri bakanı olan Hakan Fidan'dan önce dışişlerini arındırmasını beklediğini, bu nedenle 37 yıl dışişlerinde bulunmuş bir bürokrat olarak kendisine çok sayıda e-posta attığını söyledi. Derdinin hukuk devleti'ne ulaşmak olduğunu söyleyen eski diplomat hariciye içinde yıllardan beri olup biten kanunsuzlukları birer birer ifşa edeceğim diyordu. Başına gelenleri hala Yeşil Yurt Belediyesi yetkililerinin organize ettikleri insan kaçakçılığı olayını ortaya çıkardığımız için diye açıklıyordu. İstihbarat ile diplomasinin akraba olduğu bir gerçek. Ancak önce kurumların kendisini arındırması gerekiyor. Mehmet Fidan'ın söyledikleri ne kadar doğru bilmiyorum. Ama devletin resmi pasaportuyla, İnsan kaçakçılığı skandalının detaylarını kamuoyuna duyuran bir diplomatın söylediklerine en azından kulak vermek gerekiyor. İnsanlar kurumlarla birlikte tükeniyor. Tarihe kök salan birikim toprağa tutundukça insanın rengi de hiç solmayacak. Yazının uzun hali cumhuriyet.com.tr adresinde. Cumhuriyet gazetesi köşe yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.